Sen de beni özlemişsindir sanmıştım. Ne demiştim ben sana? Hı? Ne demiştim? Ne oğlun, ne sen. Ferit'in etrafında dolaşmayacaksınız. Demedim mi? Ha? Söylesene! Sen ne yaptın? Oğlum fabrikaya geldi. Ferit'in karşısına çıktı. Seninle yaptığımız anlaşma bozuldu Reyhan. Sen bozdun. Sen yatakta göremeyince çok merak ettim. Su içmeye kalkmıştım. Anne, bir rüya gördüm. Babamı gördüm rüyamda. Beyaz bir at üzerinde avluya giriyordu. Kocaman, bembeyaz bir at. Kapıya koşuyordu. Onu görünce öylece bakıp kalıyordum. Beni işaret ediyordu. Seni almaya geldim. Neden anne? Neden babamın kim olduğunu söylemiyorsun? Zamanı gelince anlatacağım her şeyi. Ne zaman? Hep böyle diyorsun. Uğur, ne olur. Ben ne diyorum ki anne, ne olur? Bıktım artık. Okulumdaki herkes benimle dalga geçiyor. Diyor. Nasıl söz öyle? Elbette senin de bir baban var. Kim? Nerede? Niye yanımızda değil? Hepsini anlatacağım. Hepsini. Ne zamanı gelince. Ferit Bey, müsait misiniz? Müsaitim, müsaitim Erdinç'im. Ne oldu? Mali raporlar çıktı. Siz okuyup onayladıktan sonra yönetime sunacağım. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Ya, şu çocuk var ya hani, dün fabrikada karşımıza çıkan. Bizim ustabaşı, babası yok. Annesinin adı Reyhan deyince... Acaba bizim Reyhan mı?
benim de aklıma gelmedi değil. Ne zaman Reyhan adını duysam gayri ihtiyarı dönüp bakıyorum. Ama o çocuk Reyhan'ın oğlu olsa size söylerdi. Öyle mi diyorsun? Belki de Reyhan hiç bahsetmedi benden. Madem aklınızı bu kadar kurcalıyor, istiyorsanız bir araştırayım ben. Vallahi çok iyi olur. Bir bak bakalım o muymuş. Umarım bizim Reyhan'dır. Yine de fazla ümitlenmeyelim. Hallettin değil mi Erdemciğim? Reyhan bir daha yolumuza çıkamayacak değil mi? Ondan sonsuza kadar kurtulduk diye. Reyhan artık yolumuza çıkamayacak değil mi? Merak etme Leyla. Bir daha asla Reyhan'ı görmeyeceğiz. Peki ya Memek? Geri dönemeyecekleri bir yola çıktılar. Sonsuza kadar kurtulduk ikisinden de. Alo. Bir sorunumuz var. Karaca? Ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Bak çok kötü kanıyor. Kim yaptıysa söyle ben de onu burnunu dağıtayım. Çantanı unuttun. Sana yardım edeyim ne olur. Lütfen konuş benimle. Vallahi kötü bir niyetim yok. Yardım edeceğim demek. Ne yapacaksın? Sen ne istersen yaparım. Öyle mi? Bana bunu yapanı öldürebilir misin? Hadi yardım et. Sana ne istediğimi söyledim işte. Öldürmek mi? Ne oldu? Korktun değil mi? Korkmadım mı? Özür dilerim ama birini öldürmek nasıl bir şey bilmiyorum. Şaşırdım yani. O zaman ne istiyorsun benden? Çek git. Seni mutlu etmek istiyorum. Birini öldüremem ama seni güldürebilirim. Gülmeyi sen kim? Git başımdan. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Şoförü de var. Özel mi özel? Bastı mı gaza? Gider mi gider? Maalesef ruhu yok. Onun için hiç mi hiç şansı yok? Bak, güldün işte. Komiksin. Bırak, ben hallederim. Geçti zaten. Sen bilirsin. Baba! Olanlar böyle yaşıyorsun ha ortalıkta. Bu yaşta başladın demek, aferin sana. Baba ben... Sus, cevap verme baba. Amca vurma. Lan yürü git, sana mı soracağım ne yapacağım? Ya, ağlıyor, görmüyor musun? İnsan kızına böyle mi davranıyor? Lan babalığı senden mi öğreneceğim, uzak! Baba yapma! Baba dur yapma!
amca bir şeyler yapalım. Ölecek adam ya. Amca. Şimdi yakaladım seni. Ağzını burnunu kıracağım seni. Bırak beni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Karaca koş. Gelin lan buraya. Oğlum büyümüş. Çok akıllı bir çocuk. Aferin. İyi yetiştirmişsin. Sağlam plan yapmışsın doğrusu. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Oğlunu Ferit'le karşılaştırabilmek için oynadığın oyundan bahsediyorum. Ben asla öyle bir şey düşünmedim. İnanın bana. Tesadüf yani. Fabrikayı satın aldığınızı bile bilmiyordum. Bilseydim durur muydum buralarda? Şimdi öğrendim. Hı? Hala da buradasın. Bakın ben... inanın bana düşündüğünüz gibi değil. Ben sana karşıma çıkmayacaksın demedim. Verdiğim sözü tuttum. Uzak durdum yıllarca Ferit Bey'den. Defolup gideceksin buradan. Tamam söz veriyorum. Ya asla çıkmayacağım karşınıza. Ne olur bana bir şans daha verin. Eğer bir daha verdiğin sözü tutmazsan vakit kaybetmeyeceğim. Senin yaptığın hataların cezasını oğlum çekecek. O daha çok küçük. Ne olur dokunmayın ona. Senin yaşındayken sabahları erkenden kalkar dedenle fırına giderdi. Okuldan geldikten sonra da deden için odun toplardı. Ondan sonra odasına çıkar ders çalışırdı. Onca ağır yüke rağmen de derslerinde çok başarılıydı. Biliyorum bunları. Daha önce de anlattınız. Sıkıldım artık. Anlatıyorum ama bir faydası yok. Bir kulağından giriyor öbüründen çıkıyor. Babanın işiyle de hiç ilgilenmiyorsun. Yarın öbür gün fabrikanın başına nasıl geçeceksin? Annem zaten fabrikaların da bu evin de benim olduğunu söylüyor. Baban sana ne kadar verirse versin, kazanıp hak etmedikçe bir anlamı yok. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Hepsi bu. Ama annen seni şımartıyor. Ben ne dersem tersini yaptırıyor. Daha önce de anlattınız. Anlatıyorum ama bir faydası yok. Çekmişini kenara Altan'a. Oğlumu bana karşı dolduruyor, zehirli. Annem hakkında böyle konuşamazsın. Bizi sevmiyorsan gidersin evimizden. Altan, nasıl konuşuyorsun sen böyle? Beni de annemi de istemiyorsun sen. Nefret ediyorum senden. Terbiyesiz, saygısız. Ne biçim çocuk bu böyle? Ne oluyor Valide Hanım? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne istiyorsunuz küçücük çocuktan? Leyla Hanım. Sen karışma Erdinç. Ne yapıyorsunuz siz? Yeter ama artık. O benim oğlum. Canım nasıl isterse öyle yetiştiririm. Bilmem anlatabildim mi? Size de ezdirtmem. Bitti mi? Hayır bitmedi.
etmedi. Benden nefret ettiğinizi biliyorum. Aklınız hep o beslemedi. Onun oğlu olsaydı şimdi böyle davranıyor olmazdınız. O gittiğinden beri bana kan kusturdunuz. Bana da oğluma da. Şimdi bitti mi? Hayır. Daha da söyleyecek çok şeyim var. Oğlan dediniz, oğlan doğurdum. Neden bana bu sevgisizliğiniz? Çocuklarımı hep bana karşı doldurdunuz. Neden? Neden mi? Çünkü senin hırsların, kötü kalbin beni korkutuyor. Torunlarımın, oğlumun geleceğinden korkuyor. Duymak istediklerini duydun. Şimdi defol. Bu kadar inatlaşmana gerek yok Altan. Bırak o konuşsun. Sen de dinliyormuş gibi yap. Nefret ediyorum ondan. Her gün öyle yap böyle yap demesinden bıktım. Beni sürekli babama şikayet ediyor. Anneme laf söylüyor. Ölmesini istiyorum. Çok zor biliyorum. Ama büyüdüğünde bunları yapamayacak sana. Önünde uzun bir gelecek var. Büyük düşün. Büyük hayaller kur. İleride babandan bile büyük biri olacaksın. Önemli biri olacaksın. Ve bunun için ben yardım edeceğim sana. Sen babamın işçisi değil misin? Nasıl yardım edeceksin bana? İşçiyim. Babanın işçisiyim. Ama senin için ölümü göze alacak biriyim. Bunu sakın unutma. Abla, Uğur gördünüz mü? Ayşe teyze, Uğur gördün mü? Ha? Görmedin mi? Hay Allah'ım ya. Abla, abla Uğur gördün mü? Vallahi görmedim Reyhan. Şuradaki bir çocuklara sor. Çocuklar, Uğur gördünüz mü? Vallahi görmedik abla. Okulda, okula gitmedin mi bugün? En son okulda gördük, daha da görmedik. Tamam, görürseniz eve gelsin hemen, tamam mı? Acıktın mı? Yok, sen? Ben de acıkmadım, iyiyim ben. Bu ne ya? Acıkmadım ben, gerçekten. Eve dönsen hadi. Çok geç oldu. Annem merak eder. Peki sen ne yapacaksın? Ben de eve gideceğim. Ya baban? Yine sana vurursa? Sen de gelsene benimle. Anneme anlatır. Bize izin verir. Gitmeden önce o komik şeyi yine yapsana. Ne? Komik şarkı vardı ya söyledin. Onun arabası var. Güzel mi güzel, şoförü de var. Özel mi özel, bastı mı gaza, gider mi gider. Maalesef ruhu yok. Teşekkür ederim Uğur. Ben gideyim. Gerçekten eve gidecek misin? Kopmuyor musun? Bu saate kadar çoktan sarhoş olup sızmıştır, merak etme. Thank you.
Gizli, Uğur'u gördün mü? Yok, görmedim. Neredesin sen? Utanmıyor musun beni bırakıp gitmeye? Özür, özür dilerim ama ben... Kimdi o velet? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Konuşuyordunuz. Yürü, yürü, evde hesaplaşacağız seninle. Ben bir şey yapmadım. Yürü! Baba, ben bir şey yürü yapmadım. Yürü dedim. Söyle, biri bir şey mi yaptı sana? Yok bir şey. Nedir? İyi bir haberin var mı bana? Her seferinde bir umut, Reyhan'ı bulurum diye gidiyorum ama maalesef. Anladım. Bir gün bir yerde çıkacak karşımıza. Öylece. Umarım. Neyse. Ha, sen yarın geliyorsun değil mi? Tabii, tabii. Gelmez miyim? Anne, ne oluyor, ne yapıyorsun? Toplanıyoruz. Hadi sen defterlerini, kitaplarını topla. Ya anne, ne oluyor? Yarın ilk otobüsle gidiyoruz buradan. Neden gidiyoruz anne? Biri bir şey mi söyledi, biri bir şey mi yaptı? Söylesene anne. Burada kalamayız. Rahat bırakmayacaklar bizi. Kim? Kim rahat bırakmayacak anne? Hiçbir şey anlamıyorum. Hadi Uğur. Anlat önce. Şimdi zamanı değil. Büyüyünce anlayacaksın her şeyi. Hep böyle diyorsun anne. Şimdi zamanı değil, büyüyünce anlayacaksın. Büyüdüm ben artık anne, büyüdüm. Yeter artık Uğur. Soru sormayı bırak. Toplan diyorsam toplan. Anladın mı? Toplanmayacağım işte. Gitmiyorum. Uğur lütfen. Anne, okulumu, arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum. Neden anne? Neden böyle yapıyorsun? Neden hiç beni düşünmüyorsun anne? Oğlum. Biliyorum. Haklısın oğlum. Senin de bir hayatın var. Zaten seni düşündüğüm için bunu yapmak zorundayım. Thank you.
kutlu olsun babacığım. Gelin bakalım. Doğum günün kutlu olsun babacığım. Mutlu yıllar babacığım. Sağ ol kızım. Kutlarım oğlum. Ben adamı çekiliyorum. Size iyi eğlenceler. Tabii anne, geçirin ben sizi. Hadi servis yapalım abi. Anne, nereye geldik biz böyle? Evet. Buyurun abla. Ferit Bey'e gelmiştim. Davetli misiniz? Hayır, sadece ziyarete geldim. İçeride özel bir davet var. Davetli değilseniz sizi içeri alamam. O halde Reyhan geldi deyin. Ben burada beklerim. Bakın bu şekilde olmaz. Daha sonra ararsınız, randevunuzu alırsınız. Siz Ferit Bey'e haber verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Peki. Burada bekleyin lütfen. Anne. Ne oluyor? Niye bir şey söylemiyorsun? Neden getirdin beni buraya? Babanı merak ediyordum, değil mi? Geldik işte. Burası babanın evi. Ferit Bey'le görüşmek için ısrar ediyor. Ne istiyormuş? Sadece konuşmak istediğini söyledi. Adı Reyhan'mış. Siz burada ne halt ediyorsunuz? Ferit Bey'i görmeye geldim. Bana bak. Dün konuştuklarımızı unuttun galiba. Daha fazla sorun çıkartmadan çek git buradan. Ferit Bey'i görmeden hiçbir yere gitmiyorum. Geri dönüş olmayan bir yola giriyorsun. Eğer kendini düşünmüyorsan bari oğlunu düşün. Vur! Defol git buradan. Bırak kolumu. Defol, defol git buradan. Yürü. Vur, vur! Defol. Yardım edin, ne olur. Yakala çocuğu. Yakala. Bakayım burada. Anneme yardım edin ne olur. Sen şu fabrikadaki çocuk değil misin ya? Evet benim. Vur. Kim bu çocuk Ferit? Ne istiyormuş? Anlat bakayım. Kimden kaçıyorsun sen? Ferit ne oluyor? Bey, kusura bakmayın. Fabrikada sizden yüz bulunca buraya para istemeye gelmiş. Yalan söylüyor. Tam arsız. Hadi yürü. Yürü. Şşş, tamam dur, dur. Ama Ferit Bey. Dur. Dur bir. Anlat bakayım. Niye geldin sen buraya? Bilmiyorum. Annem getirdi beni buraya. Siz tadınızı kaçırmayın. Ben yardımcı oluyorum. Yardımcı mı oluyordun? Annemi sürükleye sürükleye dışarı attı.
Gel bakayım sen. Ferit Bey lütfen. Ben hallederim. Erdin çekilir misin önünde? Ferit'ciğim Erdin doğru söylüyor. Bırak o hallesi. Bak misafirlerimiz var. Hadi hayatım. Leyla'cığım bir bırak. Eşim bu yoksul çocuklar konusunda biraz hassas da suistimal ediliyor ara demiş. Hadi eğlenceye devam. Çalalım lütfen. Efendim sakin olun. Uğur! Anne! Oğlum. İyi misin? Ha? Bir şey yapmadılar değil mi sana? Reyhan? Ferit Bey, böyle habersiz geldiğim için özür dilerim. Ama mecbur kaldım. Çocuklar halleder. Gelin. Bana yalan söyledin. Leyla. Leyla ben... Babaannenin elini öpsene oğlum. Hadi. Uğur sizin torununuz Kerim Hanım. Uğur. Ne güzel bir isim bu böyle. Canım. Rezalet çıkarmak için tam gününü seçmişsin. Leyla. Misafirlerle ilgilenir misin lütfen? Bakıyorum Reyhan'ın doğum günü sürprizini çok beğendin. Leyla, lütfen. Yo, benden rahatsız olmayın Ferit Bey. Siz keyfinize bakın. Reyhan, sen mi gelir misin? Uğur, sen beni burada bekle, tamam mı? Anne. Yalnız bırakma beni. Uğur, gel canım biz içeri geçelim. Anne, ne oluyor? Kimdi onlar? Artık onu da babana sorarsın kızım. Pes vallahi Vahlidan. Yüzsüzlüğün bu kadarı. Leyla kendine gel. Ha ben kendime geleyim öyle mi? Zaten sevgili beslemenizi karşınızda görünce çok sevindiniz. Oğlunu da yanına alıp geldiğine göre sizden çok şey umuyor olmalı. Gelecekler tabii. O Ferid'in oğlu. Benim de torunum. Torununuz öyle mi? Bakıyorum da işinize gelince her türlü ahlaksızlığı çok güzel kabul ediyorsunuz. Bravo. Leyla. Ne bu uğursuzu, ne o beslemeyi evimde görmek istemiyorum. Burası benim evim. İstesen de istemesen de göreceksin. Öyle mi Valide Hanım? Yıllar önce bu kızın benim hayatımı karartmasına izin verdiniz. Hiç sesimi çıkartmadım. Her şeyi yuttum. Bugün yine bu utançla mı yüzleştireceksiniz beni? Hadi benden utanmıyorsunuz. Torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Thank you.
neredesin sen bunca yıldır? Vicdan azabını öldürdüm ben. Çok üzgünüm Ferit Bey. Mecburdum. Reyhan. Sen öyle bir başına çekip gidecek kadın değilsin. Kim gönderdi seni? Her şey geçmişte kaldı artık. Ben hatırlamak bile istemiyorum. Reyhan doğruyu söyle bana. Leyla mı gönderdi seni? Kimse göndermedi beni. Ben kendi isteğimle gittim. Burada kalıp daha fazla huzurunuzu bozamazsın. Fahri sağ olduğunu bilseydim. Kim bilir neler çektim bunca. Hepsi geride kaldı artık. Ferit Bey, Uğur'u yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Ama artık gücüm yetmiyor. Lütfen onu kabul edin. Çok akıllı bir çocuk. Onun iyi okullarda okumasını, iyi yetişmesini istiyorum. Peki ya sen? Sen Uğur'u bırakıp öylece çekip gidecek misin? Siz Uğur'a sahip çıkın. Arada da görmeme izin verin, bana yeter. Tek istediğim bu. Böyle gidemezsin Reyhan. Böylece çekip gidemezsin. Senin içinde bir şeyler yapmama izin ver. Lütfen. Onun babasına ihtiyacı var. Söz veriyorum, oğlumuza iyi bakacağım. Ama senin içinde bir şeyler yapmama izin ver. Lütfen izin verin gideyim. Yani belki bir müddet Uğur'u görmesem daha iyi. Bu duruma daha kolay alışırız. Bak, benim bu dışarıdaki saçma sapan kalabalıktan kurtulmam lazım. Lütfen burada bekle beni. Şu kadarcık hatırım varsa bekle beni. Sonra ne istiyorsan konuşalım. Lütfen bir yere gitme. Seninle sonra hesaplaşacağız. Size karşı çok mahcubum. Mahcup olacak bir şey yok. Her şey geçmişte kaldı. Bundan sonra hayatımızı hep beraber yeniden kuracağız. Ben sadece Uğur'u getirmek için geldim buraya. Onun artık babasına ihtiyacı var. Kimsenin yerini almak için gelmedim.
Olur mu öyle şey? Burası senin de evin. Geç otur bakayım. Kim bilir ne sıkıntılar çektin. Bundan sonra elim hep üzerinde olacak. Ben burada kalmayı asla düşünmüyorum Kerim Hanım. Ah, doğum günü çocuğu da geldi zaten. Sevgili dostlarım. Bu güzel günde, doğum günümde benimle ve ailemle beraber olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Gönderdin mi? Leyla'cığım, benim kimseyi hiçbir yere göndermeye niyetim yok. Eğer bu çocuk bu evden gitmezse ben giderim Ferit. Çocuklarımı da alır giderim. Ben seni tutamam. İstediğin zaman istediğin yere gidersin. Ama çocuklar, bunlar burada kalacak. Burası onların evi. Madem kararlısın, al şunu. Alamam. Siz Uğur'uma iyi bakın. Arada da görmeme izin verin, bana yeter. Yapma böyle Reha. Al şunu. Alamam Kerim Hanım. Ben bugüne kadar her şeyi kendim göğüsledim. Kimseden bir şey istemedim. Bu parayı kabul edemem. Keşke sendeki gururun küçücük bir parçası Leyla'da olsaydı. Leyla Hanım'ı çok üzdüm. Kızmak da sonuna kadar haklı. Sen kaç yaşındasın? 12. Altan'la aynı yaştasınız. Hangi ay seninki? Altan'ınki Aralık. Ben Ekim'de doğdum. Sen Altan'ın abisi oluyorsun o zaman. Saçmalama Zeren. O benim abim falan değil. Ama senden önce doğmuş işte. Bu pis hırsız benim abim olamaz. Anladın mı? Hırsız değilim ben, tamam mı? Aptal, pis hırsız defol evimizden. Bitmedim iş. Gidelim artık. Sen burada kalıyorsun Uğur. Ferit Bey'e saygılarımı iletin. Anne! Anne dur! Leyla Hanım, ben çok büyük bir hata yaptım. Sizi çok üzdüm. Ama Uğur, onun hiçbir günahı yok. Huysuz bir çocuk değildir. Derslerine çalışır, yemek seçmez, yatağın odasını toplar. Size hiç zorluk çıkarmayacak. Anne ne yapıyorsun? Sizi hiç üzmeyecek, hep saygılı davranacak. Bakın siz de bir annesiniz. Lütfen bana olan öfkenizle oğlumu cezalandırmayın. Anne, ne olur gitme anne. Anne gitme, bırakma beni. Senin evin artık burası. Burada yaşayacaksın, anladın mı? Baban gibi güçlü bir adam olacaksın. Anne ben burada kalmak istemiyorum. Ben evimizde yaşamak istiyorum. Anne ne olur bırakma beni. Söz veriyorum. Bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Ne olur. Anne bocaları da çalmayacağım. Seferle de kavga etmeyeceğim. Salçaları da aşırmayacağım. Anne ne olur burada kalmayayım ben. Ben burada kalmak istemiyorum. Evimizde kalmak istiyorum. Ya söz veriyorum. Bir daha seni üzmeyeceğim anne. Söz veriyorum ki üzmeyeceğim. Ne olur burada bırakma beni. Bırakma beni. Hani sen güçlü bir erkektin? Hı? Eteğimin arkasına saklanarak yaşayamazsın değil mi? Ağlama artık.
senin iyiliğin için yapıyorum. Zorluklara karşı güçlü olman için yapıyorum. Yemeğini ye. Aç kalma. Derslerine çalış. Ve anneni seviyorsan asla vazgeçme. Anne! Tebrik ederim Reyhan. Harika. Tebrik ederim. Çok etkileyici. Hala ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Aklında ne var Reyhan? Ne planlıyorsun? Ben sadece oğlumun iyi yetişmesini istiyorum. Hepsi bu. Oğlunu kendi eline aslanın inine getirdin. Bir aslan yavrusu için en güvenli yer aslanın inidir. Öyle değil mi? Niye anlatmadın Ferit'e? Bir zamanlar sen de benim canımı bağışlamıştın. Artık ödeştik değil mi? Oğluma iyi bak. Eğer Uğur mutsuz olursa, eğer ona zarar verirsen, işte o zaman her şeyi Ferit Bey'e anlatırım. Anladın mı? Ağlama yavrum. Eğer ağlamaya devam edersen annen çok üzülür. Ne dedi sana gitmeden önce? Güçlü olmanı istedi. Değil mi? Hı? Ama inan bana, geçecek. Sen akıllı bir çocuksun. Hadi bakayım, sil şu gözyaşlarını. Hadi. Minnaz. Geldim Kerim Hanım. Buyurun. Sen çocuğa yukarıda güzel bir oda hazırla. Tamam mı? Hı? Tamam. Hadi. Hadi bakalım Uğur. Gel bakalım Uğur. Burası senin odan olsun mu? Karnın aç mı? Peki. Ben şimdi sana bir şeyler hazırlayacağım. Sen beni burada bekle. Ben hemen gelirim, tamam mı? Reyhan gitti. Niye gitmesine izin verdin anne? O çok gururlu bir kız. Yoksa onca sene ortadan kaybolur muydu? Biraz rahat etsin istiyorum. Ben de. Ama istemedi. Onun için yapabileceğin en iyi şey çocuğuna sahip çıkmak olacak. Nerede şimdi Uğur? Binnaz'a oda hazırlattım. Biraz yalnız kalsın. Alışması zaman alacak. Anladım. Uğur nasıl? Ağlıyor. Müzik
bana sen dedin. Reyhan'ı senin için bulacağım dedin. Onca yıl onu aradığımı bilmene rağmen bana niye yalan söyledin ulan? Ferit Bey, ben... Leyla'm verdi sana bu aklı. Hayır, hayır, kesinlikle. Leyla Hanım'ın haberi bile yok. Ben sadece huzurunuz kaçmasın. Ne huzuru? Sana ne lan benim huzurumdan? Çocukları düşündüm. Ailenizi düşündüm. Panikledim. Bilemedim. Bak Erdinç, bir daha benim hayatıma karışırsan... kuzen demem, kandan demem, kovarım seni. Erdinç'in bir suçu yok Ferit. Söylememesini ben istedim. Reyhan, iyi misin sen? Uğur nerede? Gelmedi. Gelmeyecek artık. Ne demek gelmeyecek? Nereye bıraktın çocuğu? Babasını götürdüm. Babası mı? Hani babası? Geç şöyle bakayım sen. Hadi sakin ol. Anlat bakayım ne oldu? İçim kan ağlıyor Sudan abla. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? Allah ne olur yardım et bana Allah. Allah ne olur dayanamıyorum. Ah be Reyhan. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şunu bir doğru dürüst anlatsana. Nefesim kesiliyor düşününce. Anne dedi, anne gitme, bırakma beni anne. Anne bırakma beni dedi. Ah be kızım, ah ne diyeyim bilemiyorum ki. Ah bir sakin ol. Seni anlıyorum Erdinç. Ferit'in mutlu olmasını istiyorsun. Çocukken de böyleydin. Biri ona sataşınca hemen korurdun. Tam yaş günü üzereydi. Ne yapacağımı bilemedim. Zamana ihtiyacım vardı. Ama şimdi durum farklı. Bana söylemen gerekirdi. Tabii. Söyleyecektim. Sen de benim oğlum sayılırsın. Elimde büyüdün. Sana ne kadar güvendiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hadi sen şimdi eve git. Hepimiz bugün serseme döndük. İsterseniz kalabilirim. Sen git biz hallederiz. Gelin kızım. Geçin oturun bakayım şöyle. Üçünüzden de özür dilerim. Bugün olanlara şahit olmamanızı dilerdim. Ne yazık ki şahit olduk ama baba. Allah'tan kardeşlerim daha fazlasını görmediler. Ne oldu ki? Kızım bak, tamam. Ben bir hata yaptım. Affedilmeyecek bir hata. Ya kendimi affettirmeye çalışmıyorum ama telafi etmem lazım değil mi? Bize rağmen mi baba? Bizim de suçumuz var. Kızım tamam, sizin bir suçunuz yok. Ama unutma ki Uğur'un da bir suçu yok. O çocuk burada mı kalacak yani? Altan, bak Uğur senin kardeşin oğlum. Siz kabul etseniz de etmeseniz de o sizin kardeşiniz. O benim oğlum. Ona kötü davranmanızı istemiyorum. İyi davranacaksınız, onu kabul edeceksiniz.
benim için bunu yaparsınız değil mi? Eliz. Altan. O çocuk benim kardeşim değil. Onu asla sevmeyeceğim. Altan. Oğlum. O uğursuzun ne işi var bu sofrada? Sana soruyorum, cevap ver. Leyla Hanım, nerede yesin çocuk? Kerim Hanım ailece Uğur da sizin neyesin dedi. Ha, ailece öyle mi? O uğursuz velet benim ailemden değil. Duydun mu bunu? Ne oluyor? Ne bu gürültü? Özür dilerim Valide Hanım. Keyfinizi bozdum. Oysa ne güzel ailece akşam yemeği yiyecektiniz değil mi? Leyla, ne oluyor burada? Bütün mü olanlara göz yumacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bu kadarı fazla artık. Bu ne saygısızlık? Sen kim oluyorsun da benim soframa müdahale ediyorsun? O çocuk bu sofrada yemek yemez. Bu evin hanımı benim. İşittiniz mi beni? Bu masada ben kim istersem o oturur. Aa, haddini bil. Yeter artık. Git zehirini başka yerde akıt. Asıl bugün o besleme hepimizi zehirledi. O yılan bugün... Leyla! Kes sesini, benim sabrımı taşırma. Kes sesini Leyla. Sus Leyla. Yeter artık Leyla. Buyurun şimdi, size afiyet olsun. Ulan nasıl? Ferit. Ferit. Sakin ol. Binnaz, ortalığı toparla, sofrayı yeniden kur. Ne yapıyorsun sen burada tek başına? Hiç. Hadi gel aşağı iniyoruz yemeğe. Gelmeyeceğim. Niye? İstenmediğim yerde durmam ben. Kim istemiyormuş seni? Dediklerini duydum. Leyla teyze benden nefret ediyor. Bak Uğur, ben çok üzgünüm. Annem bana bunu nasıl yaptı? Beni nasıl bırakıp gitti? Hem neden ben hala buradayım ki? Uğur, senin burada kalmanı ben istiyorum. Sen benim oğlumsun, anladın mı? Yani duyduğun kavgaya gelince... sana şimdi onu izah edemem. Ama şu sözü verebilirim, yeri zamanı geldiğinde anlayacaksın. Ayrıca annen seni terk etmedi. Peki neden bırakıp gitti? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Hem siz madem benim babamdınız, şimdiye kadar neredeydiniz? Neden beni hiç aramadınız? Uğurcuğum bak, biz annenle bazı şeyler yaşadık ama biraz önce söyledim ya. Senin şimdi bunları anlaman o kadar zor ki. Ama zamanla çözeceksin her şeyi. Bazı şeyleri büyüklere bırak, olur mu? Tek istediğim annemin yanında olmak. Annenle görüşeceksin, merak etme. Ama burada yeni bir hayatın var. Yeni bir okula gideceksin, kardeşlerinle vakit geçireceksin. Burası da senin evin. Anlaşıldı mı? Peki size ne diyeceğim? Baba. Babaannem yemeğe çağırıyor. Sofra hazır. Tamam oğlum. Hadi aşağı. Hadi bakayım. Elini yüzünü yıkıyorsun. Ondan sonra hemen aşağı yemeğe. Hadi hadi hadi, kalk bakalım. Kalk. Altan, sen de yardım et kardeşine. Hadi bakayım. Bana bak. O benim babam. Burası benim evim. Sakın hayaller kurma. Geldiğin çöplüğe geri döneceksin.
Annem senin burada kalmana asla izin vermeyecek. O seni kovmadan sen annenin evine geri dön. Altan, Uğur. Hadi sen de yavrum, hadi. Hadi evladım. Hadi. Uğur. Geç otur canım sen böyle. Otur oğlum sen de yerine. İlha nerede? Dışarı çıktı. Tamam anladım. Hadi buyurun afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Oğlum. Başla hadi. Aç kalacaksın yoksa. Hadi başla. Yemeğini ye. Aç kalma. Derslerine çalış. Ve anneni seviyorsan asla vazgeçme. Dilenci. Şşt. Herkes yemeğinle ilgilensin. Olacak peki? O kadının yolumuza çıkmasına nasıl izin verirsin? Bir de kalktı, elleri kolunu sallayarak velediyle evime geldi. Buna nasıl izin verirsin? Allah kahretsin, beni küçük düşürdün. Bu muydu yapacağın? Yani ya bir şey söylesene, konuşsana! Leyla, ben olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Korkmuştum. Eve geleceğini düşünemedim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bütün bunların suçlusu sensin. Özür dilerim. Kabul ediyorum. Bütün suç benim. Ama telafi edeceğim. Nasıl telafi edeceksin? O uğursuz velet şu anda benim evimde. Ve o besleme yıllardır hayal ettiği şeye kavuştu. Bundan sonrasını artık nasıl düzelteceksin? Ya Feride her şeyi anlatırsa? Allah'ım, ben kimseye güvenemeyecek miyim? Hayatım. Seni daha fazla üzülmeni istemiyorum. Lütfen. Senden başka kimsem yok. Çok yalnızım. Kalbim acıyor. Bütün bunlar ben... Tamam. Tamam bir tanem. Daha fazla kimsenin seni incitmesine izin vermeyeceğim. Senin mutluluğun için her şeyi yapacağım. Tekrar özür dilerim senden. Thank you.
Nerede kaldın? Annemi hatırlamak düşündüğümden de olsun sürdü. Anlamış mıdır sence, biliyor mudur? Bilmiyorum. Ama öğrenince sevinecek bence. Ya sonuçta biz beraber büyüdük. Annem seni kızı gibi sever. Safet, bir çay versene bana. Bilmiyorum Ferit. Kerim Hanım'ın senin için çok büyük hayalleri var. Ya beni sana layık görmezse? Nasıl sözdür ya? Değil misin sen? Olmaz öyle şey. Seni çok seviyorum Rüya. Ben seni çok seviyorum. Şu hayatta bir tane isteğim var. O da ömrümün sonuna kadar seninle beraber yaşamak. Buna herkes alışmak zorunda. Annem bile. Ben de seni seviyorum Ferit. Beni sensiz bırakma, olur mu? Hiçbir zaman. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Ne işin var burada? Evine gelen misafirleri hep böyle mi karşılıyorsun? Çok ayıp. Yazık. Çok daha iyi hayatın olabilirdi. Ben hayatımdan memnunum. En azından pislikten uzakta yaşıyorum. Haklısın, doğru söylüyorsun. Sana bir özür borçluyum. Hepimiz gençtik Reyhan. Hepimizin hataları oldu. Her şey daha farklı olabilirdi. Tekrar soruyorum. Ne işin var burada? Barış yapmaya geldim diyelim. Senden af dilemeye geldim. Eğer biraz da şansım varsa gönlünü almaya. Gönlümü almaya, öyle mi? Hiç inandırıcı değil. Barış yapmak konusunda çok ciddiyim Reyhan. Bu durum hiç kimse için iyi değil. Özellikle Uğur için. Kendine yeni bir hayat kur. Güzel bir evin olsun. Oğlunu yanına al. Onu özel okullarda okut. İstediğin böyle bir şey değil miydi senin? Değil. Hele de senin paranla hiç değil. Ben sadece oğlumun babasıyla büyümesini istiyorum. Reyhan, sana elimi uzatıyorum. Herkesin iyiliği için çok güzel bir teklif yapıyorum. Seninle uzlaşmaya çalışıyorum. Senden iyi bir şey geleceğini düşünecek kadar aptal değilim ben. Sen ikimizin farklı olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Ama değiliz. İkimizin de hayalleri, arzuları var. Ve bu hayaller için her şeyi yaparız. Ben senin gibi değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Öyle mi? Evli bir adamla yatarken de bunları mı düşünüyordun? Defol git evimden. Eğer beni tehdit etmeye devam edersen... Benim derdim seninle değil Reyhan. Leyla Hanım'ın oğlunu kabul edeceğini mi zannediyorsun? Hiç akıllanmamışsın.
Binnaz! 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 Çabuk! Geldim, geldim Leyla Hanım, geldim. Efendim Leyla Hanım, biri kasayı açmış. Bilmiyorum Leyla Hanım. Sizin kasanızı, şurasını sizden başka kim bilebilir ki? Belki siz açık unutmuşsunuzdur. Broşum yok. Bu broş bana aile yadigarı. Leyla Hanım, vallahi billahi bilmiyorum. Ben yıllardır bu evin içindeyim. Hiç bugüne kadar böyle bir şey mi duydunuz mu? Tabii ya. Kim alacak ki? Leyla Hanım, vallahi billahi ben almadım. Ben kimin aldığını biliyorum. Yürü benimle. Hadi sen de bak. Yani Uğur mu aldı diyorsunuz? O sokak çocuğundan başka kim hırsızlık yapacak ki bu evde? Ama Leyla Hanım. Hadi Binnazcığım, hadi Binnazcığım durma, sen de ara bir taraftan. Gördün mü? Bir de savundun bana o serseriyi. Nerede o? Mutfakta televizyon seyrediyor. Seni terbiyesiz, seni hırsız. Ne? Ne arıyor ha bu senin dolabında? Ne arıyor senin dolabında? Ya ne bileyim bırak dolabı. Bunun için geldin değil mi bizim eve? Cevap ver. Hırsızlık yapmak için geldin değil mi? Sen benim annem değilsin. Kulağımı çekemezsin. Senin annen tabii ki değilim. Senin annenin nasıl herkes biliyor. Annem hakkında öyle şeyler söyleyemez. Ne yapıyorsun sen Leyla? Gel de başımıza gelenleri gör. Kendi anlatsın. Anlatsana. Anlatsana hadi. Anlat. Ne oluyor? Anneme kötü şeyler söyledi. Bana da hırsız dedi. Değil misin? Madem değilsin bu ne arıyor senin dolabında? Bilmiyorum. Benim değil ki nereden bileyim? Bir baktım kasa açık. İçinde broşum yok. Evi aradık. Uğur'un dolabında çıktı. Ne saçmalıyorsun sen Leyla? Küçücük çocuk nasıl açsın kasayı? İlla bu çocuğu koruyacaksın Ferit. Binnaz yanımdaydı. Binnaz'a sor. Anlatsana sen de Binnaz. Uğur'un odasında çıktı. Anladım. Ne oluyor? Anlat. Vallahi ben almadım. Arsası. Bir de yemin ediyor utanmadan. Yalan söylemiyorum. Ya. Fabrikadan poğaçaları da sen çalmadın zaten değil mi? Neydi? Vallahi de billahi de ben almadım. Niye inanmıyorsunuz bana? O almadı broş. Ben aldım. Heh, hadi buyur. Ne diyorsun sen oğlum? Kasayı ben açtım anne. Broşunu da ben aldım. Uğur almadı. Niye böyle bir şey yaptın oğlum? Söyle oğlum. Sen mi koydun Uğur'un dolabına broşu? Özür dilerim babacığım, yapmak istemedim. Ama Uğur tehdit etti beni. Döverim dedi. Ben de korktum.
Görüyorsun değil mi? Kimleri aldın eve? Ah. Altan, niye yalan söylüyorsun? Ben sana öyle bir şey demedim ki. Benim annem fakir. Onun bölümü cevherleri yok demedim mi? Anneni götüreceğini söylemedin mi? Şimdi niye inkar ediyorsun? Yazık. Yazık, yazık. Bu adam sırf sen sokaklarda kalma diye şunca üzüntüye göğüs gerip seni bu eve aldı. Sen ne yaptın? Ona nankörlük ettin. Utan, utan. Ama şaşırmamak lazım. Anasının oğlu. Annem aklım. Gel. Gel biz seninle konuşalım. Geç otur şu an. Acıyor mu çok yanağın? Nedir meselenin aslı, anlat bakalım. Ben hiçbir şey almadım. Kasadan bile haberim yoktu. Hırsız değilim ben, ne olur inanın bana. İnanıyorum oğlum ben sana. Bir baba oğlunun ne zaman yalan söylediğini anlar. Beni hiç sevmiyorlar. Hiç kimse beni bu evde istemiyor. Ne olur bırakın gideyim. Annemin yanına döneyim. Olur. Ben seni nasıl bırakayım oğlum? Bunca yıl seni aradım ben. Seni hayal ettim hep. Belki senin benden haberin bile yoktu. Bir gün öyle karşıma çıkacak dedim. Şimdi seni daha yeni bulmuşken nasıl bırakacağım ben seni? Ben senin babanım oğlum. Gel buraya. Bu ne demek oluyor Ferit? Aa, sen iyice kontrolünü kaybettin. Çocuk hırsızlık yapıyor. Yetmiyor, seni döverim diye Altan'ı tehdit ediyor. Daha ne bekliyorsun? Evi yakmasını mı? Ben Uğur'a gereken dersi verdim. Ha, ne ders verdin? Çok merak ettim. Cebine para mı koydun? Saçını mı okşadın? Keşke bana ve çocuklarıma da bu kadar anlayışlı olabilsen. Ben ne yapıyorum şu an? Ne yapıyorum ben şu an? Eğer sana ve çocuklara karşı anlayışlı olmasam böyle mal mal oturur muyum? Altan'ın halini görmüyorsun. Çocuğun psikolojisi bozuldu o geldiğinden beri. Sadece o değil ki, hepimizin dengesi bozuldu. Senin hatalarının bedelini biz ödüyoruz, unutma. Leyla, bak insanlar hata yapar. Ben de çok hata yaptım. Ha. Belki sen de benim o hatalarımdan birisin. O çocuk bu evden gidecek. O kadar. Yedin mi dayı? Hayır. Ne ceza aldın? Ceza vermedi. Babam doğru söyledi mi biliyor. Baba ne? Bence sana acıdığı için böyle davranıyor. Anne. Aa, gel Ferit. Sesimizi duydun değil mi? Hı hı. Bağırdık birbirimize biraz. Kusura bakma. Hı hı. Her ne kadar kızsam da hak veriyorum Leyla'ya. Bence de. Zor bir durum. Bu duruma alışması çok zor. Her şeyden önce olup bitenin utancı bile yeter insanı sinirlendirmeye.
Sadece o değil tabii. Çocuklar da. Özellikle de Altan. Ne yapacağım anne? Uğur'u göndereceksin. Uğur burada kaldığı sürece huzur bulmayacak. Ne Leyla ne de Altan Uğur'u kabul etmeyecekler. Edecekler. Önünde sonunda edecekler anne. Etmek zorundalar. Kimseyi buna zorlayamazsın. İşte olacaksın, dışarıda olacaksın. Kim kollayacak bu zavallı çocuğu? Ne sen varsın ya işte anne. Ferit, bir gün sen de ben de onun yanında olmayacağız. Peki o gün ne yapacak o çocuk? Kendini onun yerine koysana. Uğur çok akıllı bir çocuk. Bu evde istenmediğini biliyor. Yok anne yok. Olmaz. Hayatta olmaz Gönderman. Nasıl Altan, Yeliz, Zeren onlar benim çocuklarımsa Uğur da benim çocuğum. Asla vazgeçmem ondan. Sana vazgeç demiyorum. Annesinde kalır. Sen de ilgilenirsin. Hatta hafta sonları alırsın çocuğunu yanına. Ferit, eğer bunu yapmazsan daha kötü şeyler olacak. Lütfen. Niye böyle yapıyorsun Altan? Niye suçunu benim üzerime attın? Babamı elimden alamayacaksın. O benim babam. Seninle paylaşmaya hiç niyetim yok. Senden nefret ediyorum. Ya bu evden gideceksin ya da ne yapıp ne edip kovulmanı sağlayacağım. İnan elimden gelen her kötülüğü yapacağım sana. Sen benim babamı almaya kalktın. Ben de tüm sevdiklerini alacağım elinden. Görürsün alacağım. Bundan sonra böyle şeylere hazırlıklı ol. Daha yeni başlıyoruz. Ellerinle yolladın o kadının yanına. Birine kızacaksan kendine kız. Anne. Hı. Bence babam hala daha seni seviyor. Ferit seni sevmiyor Leyla. Alçak bir ödesi yaptın. Neden yaptın? Dön gönül aynana bak sen. Ona benziyorsun. Seni en güzel o anlar. Ekmeğiniz bölünmüş, aşklarınız kesişmiş, hayalleriniz sansürlenmiş. Aşk, ekmek, hayaller, umutla çırpınır kalpler, masum kalır nice günahlar. Sevda kirpas tutmaz, gönül laftan anlamaz, hayallere pusu. Aşk suç işler, hayalleri yıkar geçer.